Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan sokak olayları televizyon ekranlarından evlere işte böyle taşındı. Dikkat et! Farklı gerekçelerle zaman zaman sahneye konulan sokak olaylarına Türkiye aslında yabancı değil. Son olaylarda ise önce Öcalan'ın cezaevi şartları, daha sonra da DTP'nin kapatılması sebep olarak gösterildi. Ancak kamuoyu görünen bu boyutun ardından çok daha karanlık bir senaryonun uygulanmasından endişe ediyor. Her kesimden sağduyu çağrıları yükselirken gerilimin daha da tırmanması ve gerilim üzerine kurulmak istenen karanlık plan oldukça tedirgin edici. Uzmanlara göre nihai hedef, olağanüstü hal uygulamasını, bir adım ötesinde ise sıkı yönetim rejimini tekrar getirmek. Yaşanan olaylar, olağanüstü hal ve sıkı yönetimin alttan alta pişirildiğini düşündürüyor. Terör örgütü ve yandaşlarının başlıca amacı, öncelikli olarak halkı korku ve paniğe sevk etmek. İş yerleri ve evlere yönelik muhtemel saldırılar, vatandaşın karşı harekete geçmesine sebep olacak. Son olarak bugün Muş'ta, daha önce ise İstanbul ve diğer illerde yaşanan olaylar karşı şiddetin en bariz örnekleri. İşte tam bu noktada sağduyunun devreye girmesi ve vatandaşın tahriklere gelmemesi tavsiye ediliyor. Plana göre karşı şiddet beraberinde kardeş kavgalarıyla iç savaşı getirecek ve dehşet senaryoları da bu aşamada devreye konulacak. Türkiye olağanüstü hal uygulamasını son olarak 2002 yılında, sıkı yönetimi ise 1963-1964 yıllarında yaşadı. Bu dönemlerde ülkenin tamamında veya belirli bir bölgesinde idare askeri yönetime bırakıldı. Temel insan hak ve özgürlükleri askıya alınırken hukuk sekteye uğradı. Bu durum kimi çıkar çevrelerinin ekmeğine yağ sürerken zarar gören Türkiye oldu.